Arkadaşlar, yazım kuralları 3. video ile devam ediyoruz. Erdal Hoca ile beraber anlatmaya devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yazım kurallarını çeşitli başlıklar altında inceleyeceğimizi söylemiştik. Şimdi yeni başlığımız birleşik sözcüklerin yazımı. Değerli arkadaşlar, birleşik sözcük öncelikle nedir? Bir buna bir değinelim. Birleşik sözcük en az iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturmuş olduğu yeni sözcüktür. O zaman şimdi tek tek inceleyelim. Şimdi birinci madde şunu diyor. Diyor ki ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Peki örneklere bakalım. Nasıl, niçin, pazartesi ifadelerini gördük. Bunlar birer sözcük. Birleşik sözcük. Birleşik sözcük olduğunu nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Ne ve asıl sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik bir sözcüktür diyor. Niçin sözcüğüne baktığında ne için sözcükleri bir araya gelerek yeni bir sözcük oluşturmuş. Peki burada ses olayı nerede yaşanıyor? Ne ifadesinde e sesi düşüyor. E düştüğü için bu nedir? Ses düşmesidir. Ses düşmesi de gerçekleştiği için nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Niçin ifadesinde yine e sesi düşmüştür. Pazartesine baktığımızda pazar ve ertesi ifadelerinin birleşiminden oluşmuştur. E pazar ifadesi aynen duruyor ama ertesi ifadesindeki e düştüğü için burada ses olayı vardır. Ses olayı olduğu için de birleşik bir sözcüktür. Birleşik sözcüğüm nasıl yazılır burada? Ses olayından dolayı bitişik yazılır. Evet. Hocam kahvaltıda olabilir mi? Evet hocam, kahvaltıda buna örnektir. Çünkü neden? Kahvaltı, kahve ve altı sözcüklerinden oluşur. Şimdi birleşim gösterdikleri zaman buradaki e sesi düşüyor. E biz buna ünlü düşmesi diyoruz. Ünlü düşmesi gerçekleştiği için de nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Şimdi dikkat ifadesine bir bakalım. Yardımcı fiiller bir ad ile birleştiğinde ses olayı gerçekleşiyorsa. Yardımcı eylemler hocam. Demek ki ses olayı gerçekleşen de var, gerçekleşmeyen de var. Peki ses olayı gerçekleşiyorsa nasıl yazılacak Erdal hocam? Bitişik yazılacak. Bitişik yazılacak. Ses olayı gerçekleşmiyorsa, yani ses olayı yoksa nasıl yazılır hocam? Ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Zannetmek. Şimdi birleşik bir sözcük. Peki bu birleşik sözcük hangi sözcüklerin birleşiminden oluşmuş hocam? Zannetmek ve etmek sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş. Evet. Peki biz bunu yazarken veya okurken zannetmek mi diyoruz, zannetmek mi diyoruz? E zannetmek diyoruz. O zaman burada bir ünsüz türedi mi? Evet. E türedi. Ses olayı yaşandı. Ses olayı varsa nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Evet, bu duruma biz ses olaylarında ne diyeceğiz? Ünsüz türemesi diyeceğiz. Şimdi kayıt olmak. Ben dershaneye kayıt oldum mu deriz, kayıt oldum mu deriz. Kayıt oldum. E şimdi baktık, kayıt oldum diyorsak o zaman dikkat, kayıt oldum diyor. Peki değerli arkadaşlar, bir kere burada kayıt oldum derken ı sesi düşmüş. Ayrıca T, D'ye dönüşmüş. E biz buna zaten ünsüz yumuşaması diyoruz. Yani sonuç itibariyle ses olayı var mı? Var. Var olduğu için nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bir de şu örneğe baktığımız zaman. Fark etmek kelimesi. Biz günlük hayatta bunu kullanırken. Örneğin gözlerinin mavi olduğunu fark ettim diyor. Herhangi bir söylerken ve yazarken herhangi bir ses olayı yaşanıyor mu hocam? Hayır, yaşanmıyor. Yaşanmıyor. Yaşanmadığı için nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Dikkat edelim. Bir de hissetmek. Hissetmek örneğine baktığımız zaman. Şimdi biz bunu cümle içerisinde kullandığımızda herhangi bir ses olayı var mı? Evet var. Var. Örnek verelim hocam. Mesela ne diyebiliriz? Diyor ki onu yüreğimde hissettim. Hissettim. Hissettim derken hissettim diyor. Peki dikkat. His ve etmek. Peki burada bir ünsüz türemedi mi? Evet. Türedi. Ünsüz türemesi var. Ses olayı var. O zaman nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Diğer bir maddeye baktığımız zaman kelimelerden her ikisinin ya da ikincisinin gerçek anlamını yitirdiği birleşik kelimeler nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Şimdi keçi boynuzu diyor. Şimdi keçi ve boynuz kelimelerinin birleşiminden oluşmuş. Peki hocam keçi boynuz ortaya çıkan şey ne? Bir bitki. Bitki. Peki hocam bu bitkinin keçiyle ve boynuzla bir alakası var mı? Hayır. Yok, ikisi de demek anlamını yitirmiş. Peki bülbül yuvası diyor. Şimdi bülbül yuvası denilince aklıma bülbülün yuvası geliyor. Evet. Ama anlam itibariyle bülbül yuvası bir tatlıdır. Şimdi bu tatlının bülbülle veya yuvasıyla bir alakası var mı? Hayır. Acaba bülbül çok mu tatlı?
Alakası yok. Şimdi ikisi de anlamını kaybettiği için nasıl yazıldı bunlar? Bitişik yazıldı. Şimdi bal arısı diyor. Hocam bal arısı var mıdır? Evet var. E vardır. E şimdi arı mıdır? Arıdır. Peki ne arısıdır? Bal arısıdır. E şimdi ikisi de anlamını koruyor. E koruduğuna göre hocam bunlar nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Şimdi rüzgar gülüne baktığımız zaman. Şimdi rüzgar ve gül kelimeleri. Şimdi baktım hocam gül sevgiliye verilebilecek en güzel çiçek. E şimdi rüzgar ne? Ye. Peki hocam bunlar birleşti. Acaba ikisi de anlamını mı kaybetti yoksa sadece gül mü anlamını kaybetti? E gül anlamını kaybetti. O zaman bu sözcüğün anlam kaybına uğradığına göre nasıl yazılır? E tabii ki bitişik yazılır. Değerli arkadaşlar. Bir diğer ifadeye bakalım. Diyor ki bir ya da iki kelimesi emir kipiyle çekimlenmişse. Fiillerden oluşan bileşik sözcükler nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Peki baktığımız zaman ateş kes diyor. Peki burada fiilimiz kes. Peki kes emir değil mi? Evet hocam. Emir sesini kes, kes diyor. Ateş kes de burada kes. Emir kipiyle çekimlendiği için nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Al beni diyor. Emir ne diyor? Beni al diyor. Al emir. O zaman nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Çek yat. Çek yat. İkisi de emir kipi. İkisi de varsa zaten kesin bitişik yazılır. Ver yansın diyor. Ver. Ver emir kipi. O zaman nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Tut kal. Bak tut kal. İkisi de emir verdiği için bitişik yazılır. Unutmayalım. Kelimelerden her ikisinin ya da ikincisinin an, ar, mas, miş, dı eklerini aldığı birleşik kelimeler de nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Bitişik yazılacak. Şimdi baktığımız zaman gökdelen diyor. Gök ve delen kelimelerine baktık. İkinci kelimeme dikkat. En ekini almış. Almış mı? Almış. Evet. O zaman nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Barış sever. Ki zaten biz ne diyorduk hocam? Sevenleri ayırmayın diyorduk. Peki baktık. Barış ve sevmek. Er gelmiş. Burada da var mıydı? Vardı. Var yemez diyor. Var ve yemek. Peki dikkat. Mezmaz. Almış mı? Almış. O zaman nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Çok bilmiş. Çok ve bilmek. Emişi aldı mı? Aldı. O zaman nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Miras yemekten dil geldi buraya. O zaman bu da bir bitişik yazılır. Değerli arkadaşlar bir diğer maddeye baktığımız zaman ikinci kelimesi alt, üst, üzeri olan ve somut bir yer bildirmeyen. Buraya dikkat edelim. Somut bir yer bildirmeyecek. Bildirmiyorsa nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Ama somut bir yer bildiriyorsa Erdem hocam nasıl yazılması ayrı lazım? Yazılacak. Ayrı yazılması lazım. Şimdi baktık. Akşamüstü diyor. Peki akşamüstü somut bir yer bildiriyor mu hocam? Hayır. Bildirmiyor. Bildirmediği için nasıl yazılması lazım? Bitişik. Öğle üzeri. Peki üzeri acaba neyin üzeri? Somut bir yer mi? Hayır. Değil. O zaman nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bilinçaltı diyor. Bilincimin altı. Lan net bir yeri var mı bunun? Hayır. Yok. O zaman nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Peki şunu desek. Masanın üzeri. Masanın üzeri. Burası masanın üzeri. İşte somut bir yere bildiriyor. O zaman nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Şimdi bir şu iki örneğe bir bakalım. Suçlular gözaltına alındı. Peki gözaltına baktım. Alt kelimesi var burada. Peki alt burada somut bir yer bildiriyor mu Erdal Hoca? Hayır bildirmiyor. Bildirmiyorsa o zaman nasıl yazılacak? Bitişik. Peki kremi gözaltına sürmelisin. Kremi süreceğin yeri somut olarak sana söylüyor. Evet. Gözünün altı. O zaman nasıl yazılmalı? Hayır. Ayrı yazılmalı. Değerli arkadaşlar bir diğer başlık. İlk kelimesi baş ile başlayan birleşik sözcükler nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Peki bakalım örneklere. Başsavcı, başhekim, başbakan, başparmak. Hepsi başla mı başladı? Evet. Evet. O zaman nasıl yazılır Erdal hocam? Bitişik yazılır. Bitişik yazılır. Peki baş Erdal hocam? Olabilir mi hocam? Baş hemşire. Baş hemşire. Başla başladı. Baş hemşire. O zaman bu da nasıl yazılmalı? Tabii ki bitişik yazılmalı. Değerli arkadaşlar, peki illaki baş ifadesi başa mı gelmesi lazım? Hayır. Sona da gelebilir. Peki bir toplumun yöneticisi anlamındaysa nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Aşçı başı, aşçıların başı. Binbaşı, orduda erlerin başı. Evet. Şimdi baktığımızda ustabaşı, bütün ustaların başı. O zaman bunlar da nasıl yazılacak? Bitişik bir şekilde yazılacak. Bir diğer maddeye bakalım.
Hane, name, zade kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Baktığımızda dershane, paşazade, seyahatname. Bunlar bak name aldı, zade aldı ve hane aldı. Bunlar o zaman nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Şimdi değerli arkadaşlar şurada demişiz ki eczane, pastane, hastane kalıplaştığı için bitişik yazılır. Ama gelin biz bunu başka bir şekilde ifade edelim. Şuraya dikkat edelim. Hane sözcüğü için söylüyorum. Değerli arkadaşlar dikkat edin. Eğer ki sözcüğüme baktım. İlk sözcüğün sonu ünsüz ile bitiyorsa. Bak ünsüz ile bitiyorsa hane gelir. Ama ünlü ile bitiyorsa ne gelecek? Ne gelecek? Evet hocam biraz kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi şuraya bakalım. Örneğe bakalım. Diyor ki dershane. Değerli hocam dershanenin kökü nedir? Yani ders. Daha doğrusu ilk kelimem nedir? Ders. Peki derse baktım. Dersin sonu ünsüzle mi bitti? Evet hocam. Ünsüzle bitti. O zaman ne gelir hocam ünsüzle hane bittiyse? Gelecek. Hane gelir. Peki eczaneye baktım. Hocam eczane nereden gelir? Ecza. Eczadan. Peki ünlüyle mi bitti? Evet hocam. O zaman ne gelir? Ne. Ne gelir? Evet. Şimdi diğer bir maddeye bakalım. Oğlu, kızı ve ev kelimeleriyle kurulan birleşik fiiller bitişik yazılır. Çok özür diliyorum. Bitişik fiil, birleşik fiiller demiş de bu ifade yanlış. Çünkü amcaoğlu. Amcaoğlu bir fiil değil ki. Değil mi? O zaman amcaoğlu bitişik yazılır. El kızı bitişik yazılır. Bakım evi bitişik yazılır. Huzur evi bitişik yazılır. Şimdi diğer bir madde. Arapça ve Farsça dil kurallarıyla oluşturulmuş birleşik sözcükler bitişik yazılır. Selamun aleyküm dedi. Karşılığı nedir herhalde hocam? Aleyküm selam. Peki bu başka dillerden Türkçemize gelmiş mi? Evet. O zaman nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Kuvayi milliye. Bu Türkçe kökenli bir şey değil. Değil evet. Başka dillerden gelmiş. O zaman nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Velhasıl bu olay burada bitmez dedi. Velhasıl Türkçe midir? Değildir. O zaman ne olacak bu? Bitişik yazılacak. Diğer bir maddeye bakalım. Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan, hastalık adları bitişik yazılır. Buraya dikkat. Bak bitişik yazacağız. Alageyik derken al kırmızıdan gelmez mi? Renk adı o zaman birleşimi yaptığımızda birleşik bir sözcük oluşuyor. Peki bu birleşik sözcük nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Kara dut diyor. Kara bir renk değil midir? Evet. Bir renktir. Renkle kurulduğu için nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Mavi hastalık. Hastalık nasılmış mavi? Mavi renk değil mi? Evet. Renk o zaman nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Dikkat edelim. Kanunda bitişik geçen kurum adları bitişik yazılır. Peki bakalım. İçişleri Bakanlığı diyor. Şimdi kanunda İçişleri bitişik yazıldığı için biz de ne diyoruz? Bitişik yazılır diyoruz. Orta öğretim kanunda bitişik olarak geçtiği için nasıl yazılır? Bitişik olarak yazılır. Genelkurmay kanunda bitişik olarak ele alındığı için biz de bunu ne olarak ele alacağız? Bitişik olarak ele alacağız. Değerli hocamız Mahmut Hoca teşrif etti şu an yanımıza. Değerli hocam öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Sizleri çok seviyoruz. Sağlığınıza dikkat edin çocuklar. Evet Mahmut hocamızın bu güzel dilekleri için teşekkür ediyoruz. Diğer bir maddemizle devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlar şey ifadesine dikkat edelim. Şey sözcüğü istisnasız her zaman ayrı yazılır. Yani şeyi gördüğünde ayrı. Bakalım sana önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi şeyi gördük nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Peki Erdem hocam başka bir örnek veremez miyiz? Tabii ki verebiliriz. Bir örnekle biz yapalım. Diyor ki o benden çok şey istiyor mesela. Çok şey istiyor. Tamam. Şeyi gördüm. Şey gördüğüm yerde nasıl yazacağım? Ayrı yazacağım. Şayet bir arada yazılmışsa yani bitişik yazılmışsa yazın yanlışı var mıdır? Tabii ki vardır. Şimdi baktık buraya. Her sözcü dikkat edelim. Herhangi, herkes ve herhalde dışında nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Yani sadece bunlar bitişik yazılır iken diğer her sözcüğüyle başlayanlar ayrı yazılacak. Şimdi değerli arkadaşlar şu herhalde sözcüğüne biraz dikkat edeceğiz. Ona gelmeden önce şu örneğe bir bakalım. Bizim sokağa her gün sütçü gelir. Şimdi bak heri gördüm. Peki herhangi herkes herhalde kullanımı dışında mı kullanım mı? Evet o zaman nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Peki herhalde'ye bakalım.
Belki anlamı taşıyorsa herhalde sözcüğü. Belki anlamı taşıyorsa bitişik ama her durumda anlamı taşıyorsa ayrı yazılır. Peki örneklere bakalım. Herhalde bana destek oldunuz diyor. Peki buraya getirelim bakalım. Belki anlamı taşıyor mu? Belki bana destek oldunuz. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Peki her durumda bana destek oldunuz? Evet. Oldu. O zaman nasıl yazılır hocam? Ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Peki herhalde beni arayacak diyor. Peki her durumda beni arayacak? Olmaz. Ama belki beni arayacak o zaman? Bir ihtimal olursa olur. Evet. O, aynen öyle hocam. O zaman bu nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Diğer bir maddeye baktığımızda hiç sözcüğü. Hiç sözcüğü sadece hiçbir ve hiçbir ifadelerinde bitişik yazılır. Bunun dışında herhangi bir kullanımda nasıl yazılması gerekiyor? Ayrı yazılması gerekiyor. Örneğe bakalım. Bir süre hiç kimse dışarı çıkmasın diyor. Peki baktık. Hiçbiri. Burada var mı böyle bir kullanım? Yok. O zaman bunlar dışında bir kullanım olduğu için ayrı yazılır. Ve bu örneğe de dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten de bir süre dışarıya çıkmayalım. Diğer bir maddemize bakalım. Bir takım sözcüğü. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bir takım şayet belirsizlik bildiriyorsa bitişik yazılır. Ama bir yerine, ben şuradaki bir yerine 2, 3, 4, 5 bu arttırabilirim. Getirebiliyorsam da ayrı yazılır. Peki bakalım. Onun bir takım sorunları vardı. Onun iki takım sorunları vardı. Olabiliyor mu? Olmuyor. Peki belirsizlik mi bir takım sorunlar? Evet. Zaten bu nedir? Belgisiz sıfattır. Bu ne bildiriyor şu an burada? Belirsizlik bildiriyor. O zaman nasıl yazılır? Bitişik. Peki Erdal Hoca sana bir takım elbise aldım. Peki ben iki takım elbise aldım, üç takım elbise aldım diyemez miyim? Diyebilirim. Bunun yerine 2, 3, 4, 10 götürebildiğim kadar götürebiliyorum. O zaman şuraya bakalım. Ona bir takım elbise aldım. Ben buraya iki takım elbise, üç takım elbise diyemez miyim? Diyebilirim. O zaman bu nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Unutmuyorum. Hocam. Evet hocam. Mesela bu bir takım kararsızlık, belirsizlik varsa bitişik yazılır. Peki evet. Kesinlikle diyebilir miyiz şey için? Sayı bildiriyor sayı. Evet. Kesinlikle çünkü bak ayrı yazılır. Neden dolayı hocam? Şimdi burada takım isimdir. Bir takım. Evet. Şimdi kaç takım? Bir takım. Burada sayı sıfatına dönüştü. Sayı sıfatları da bize net sayı verebiliyor. Evet. Bir takım insanlar olsaydı. Bir takım insanlar deseydi burada belirsizlik olduğu için bitişik evet. yazılır. Evet. Evet değerli arkadaşlar, son bölümdeyiz. Şu an bir sözcüğüne bakacağız. Bir sözcüğü için şuraya dikkat edelim. Değerli arkadaşlar, bir sözcüğü birçok, birkaç, hiçbir, bir takım, biraz dışında her zaman nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Bak, bunlar da nasıl yazılacak? Bitişik. Bunlar dışında ayrı yazılması gerekiyor. Dikkat edelim. Şimdi bugün bir sürü işim var. Biri gördüm. Peki bir, birçok, birkaç, hiçbir, bir takım, biraz şeklinde mi kullanılmış? Hayır. O zaman nasıl yazılacak? Kendinden sonraki ve kendinden öncekiyle ayrı yazılır. Nasrettin Hoca, bir gün. Hangi gün? Belli değil. Peki şu ifadelerle mi kullanıldı? Hayır. Bunun dışında bir kullanım olduğu için nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Şimdi bugün sözcüğüne baktığımız zaman değerli arkadaşlar, şayet içinde bulunulan zamanı ifade ediyorsa nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Ama işaret anlamı taşıyorsa, yani işaret ediyorsa bu nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Şimdi örneklere bakalım. Teknoloji bugün doruk noktaya ulaştı. Bugünden kastı içinde bulunduğumuz zamandan bahsediyor. O zaman nasıl yazılır? Bitişik. Bugün meclisin açıldığı gündür. Hangi gün? Bugün işaret ediyor. İşaret ettiği için de o zaman ayrı yazılır. Dikkat edin. Şimdi yalnız ve yanlış sözcüklerine değinelim. Değerli arkadaşlar, yalnız ve yanlış kelimelerini nasıl ayırt edeceğiz? Burada kelimenin köklerine dikkat edelim. Şimdi yalnız demek yalından gelmez mi Erdal hocam? Evet hocam. Şimdi yalından gelir. Yalın olanlar yalnızdır. Peki yanlış nereden gelir hocam? Yanılmaktan gelmez mi? Evet. Yanılmaktan gelir. Şimdi dikkat edeceğiniz şey şu. İlk 3 sesine dikkat edelim. İlk 3 sesini eşleştirelim. Şayet ilk 3 ses birbirine uyuyorsa o zaman burada ne vardır? Kullanımda herhangi bir sıkıntı yoktur.
Şimdi eşleştirmeyi yapıyorum. İlk sesler benziyor mu hocam? Evet. Aynı. İkincisi aynı. Üçüncüsü aynı. O zaman bu yalın veya bu yalnız doğru mu yazılmış? Evet, doğru hocam, yazılmış. Doğru yazılmış. Şimdi yanlışa baktığın zaman yeler uydu, alar uydu, neler uydu? O zaman bu da doğru yazılmış. Şimdi şunu dese, örnek verelim. Dese ki beni yanlış anladı. Şimdi buraya geldim. Şimdi yanlış demek istediği şey yanılmak değil mi hocam? Evet hocam. Peki yanılmaya baktık. Peki gelin ilk 3 sesini eşleştirelim. Uydu, sıkıntı yok. Uydu, L varken burada ne var? Evet. N var. O zaman burada bir yazım yanlışı var mı? Evet. Var. Evet değerli arkadaşlar. Son olarak ses olaylarıyla ilgili yazım kurallarına bir bakalım. Bir sözcükte gerçekleşmesi gereken ses olayı yazıya yansıtılmazsa ne olur? Yazım yanlışı olur. Bakalım örneğe. Beni görünce tavırları değiştiriyor. Dikkat. Yazılması gereken nedir Erdal hocam? T olması gerekiyor. Evet. Değişti şeklinde olması gerekiyordu. Ama burada yani sertleşme gerçekleşmemiş. Yani ses olayı gerçekleşmemiş. Gerçekleşmediği için o zaman buradaki kelimemde yazım yanlışı var mı? Evet. Var yazım yanlışı. Onun soruları aklımı karıştırdı diyor. Şimdi bak burada altı çizili kelimeye dikkat edin. Kelimenin kökü akıl. Burada da akıl olarak almış. Hocam bizim almamız gereken neydi burada? Aklımı. Yani burada ses olayı olması gerekiyordu. O ses olayı ne? Ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi gerçekleşmediği için o zaman bu sözcüğümde yazım yanlışı vardır diyorum. Bir de dikkat edelim şuraya. Özel adlar yazılışta yumuşamaz. Bak özel adlara dikkat. Söyleyişte yumuşayabilir mi? Yumuşar. Şimdi hep birlikte Zonguldak'a gittik. Şimdi Zonguldak'a gittik demedim. Zonguldak'a dedim. Söyleyişte yumuşama gerçekleşti. Ama yazarken ben bunu yumuşak G ile yazarsam büyük bir yazım yanlışı olur. Dikkat edelim. Zeynep'e su aldım. Şimdi söyleyişte Zeynep'e B şeklinde gerçekleşiyor. Ama yazımda buna dikkat edelim. B şeklinde olursa yazım yanlışıdır. Diğer dikkat edelim bölümünde. Yabancı dillerden alınmış bazı sözcükler de yumuşamaz. Peki o sözcükler neler? Hukuk diyor, evrak diyor, blok diyor. Peki bunları cümle içerisinde kullanalım. Şunu dese ki bu ülkede hukuku okumayı istiyorum dedi. Şimdi burada hukuk yabancı kökenli bir sözcük olduğu için Erdal hocam yumuşama olur muydu? Kesinlikle olmaz. Olmazdı. Şu şekilde bir kullanım nasıl olur? Yazım yanlışı olur. Evet. Peki bunu nasıl yazmamız gerekiyordu? Hukuku şeklinde yazmamız gerekiyordu. Diyor ki bana evrakını getir. Bu şekilde hocam doğru mudur? Evet doğru. Doğrudur. Ama evrağını getir diye okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Ama yazımda şu şekil olursa yazım yanlış olur. Blok kelimesi de bunlar gibi bir örnektir. Şimdi değerli arkadaşlar son videoydu. Umarım evde güzel bir şekilde ders çalışırsınız. Yanlış yaptığınız soruları bir an evvel bize gönderirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Mutlu kalın. Çocuklar